Gerçekten vücudum 150 kiloya kadar şişmiştim. Ayaklarım şişti, yürüyemez hale gelmiştim. Fakat kızımın nikahı olduğu için ben o gün onları dinlemedim. Geldim ve bir gün sonra tekrar gidip hemen beni yatırıp 2 gün içinde ameliyat yaptılar. Yapay kalp olarak bu. Çantamda kalbim. Devamlı takılı duruyor. Makine buradan, buradan elektrik, hani pillerim burada. Hani anlayacağınız hayatımız pile bağlı. Ceyranlar kesildi, prizlerin şarjı bitti, biz de bittik. Hiçbir şey yapamazdım ki. Bütün gün oturuyordum burada. Ayaklarım şiş, su içinde tutuyordum. Nefes alamıyordum. Sanki kafamda bir poşet varmış gibi. Ama şimdi Allah'ıma çok şükür bu alet takıldıktan sonra, bana bu makine takıldıktan sonra yürümemi yapıyorum. Buradaki rutin işlerimi yapıyorum. Hani bir normalde eğilemem. Hani eğilip durduğum zaman bir baş dönmesi olur. Kalan zamanlarda her şeyim rahat, güzel, normal hayatıma devam ediyorum. Bu makine takıldı. Allah ömür verirse öldüğümüz güne kadar benimle. Gece, gündüz, yatarken, kalkarken, duş alırken her tarafa benimle. Piller devamlı onların üstünde takılı duruyor. Aynı böyle bir, nasıl desem, telefon bataryaları gibi. Bunları çıkarıp onları takıyoruz. Bunun sayesinde yaşıyorum. Ben size göstereyim bunun da. Bunda bir şey yok. Bir batarya pil aletidir ama bunun makinesi içimde, kalbimde takılı. Normalde bir cihaz. Buyurun. Yakından size göre bataryalarımız bunlar. İşte aynı böyle söküp takılıyoruz böyle. Bu şekilde. Bunlar bataryası. Bunlar esas makine bu. Benim tansiyonumu, vücudumdaki kan oranımı, her şeyimi ayarlayan makine alet bu. Şu anda benim vücudumdaki 1 dakikada 4,5 kilo kanı süzen makine vücudumda. Kan pompalıyor. 1 dakikada 4,5 kilo. Makinenin görevi vücudumdaki kanı 1 dakikada 4,5 kilo kanı süzüp pompalamak. 1 dakikada 4,5 kilo. Tansiyonumu ayarlamak. Aynı zamanda vücudumdaki su oranını, kan oranını ölçen bir alet. Böyle ekseriyet böyle kullanıyorum. Şimdi bunu cebime koyuyorum.